Şehzadeler Müzesi, 1800'lü yıllarda inşa edilen ve mal sahibi tarafından 1986 yılında yıktırılan, yılı boyu evleri olarak isimlendirilen 67 tescilli konaktan birisidir. 2007 yılında Amasya Valiliği tarafından aslına uygun olarak inşa edilen bina, İl Özel İdaresi Özel Şehzadeler Müzesi olarak 2008 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müze, Alçak Köprü'nün sol başında Hatuniye Mahallesi girişinde Yeşilırmak Nehri kıyısında eski sur duvarları üzerine kurulmuş olup iki katlı ahşap binadan oluşmaktadır. Müzenin alt katında Amasya'da valilik yapan fakat sultan olma fırsatı bulamayan şehzadelerin Van mumu heykelleri, üst katta ise Amasya'da valilik yapıp sonra Osmanlı Devleti'nde sultan olan şehzadelerin, padişahların Van mumu heykelleri sergilenmektedir. Müzenin iç tasarımında söz konusu sultanların yaşamış oldukları yaklaşık 150 yıllık bir zaman diliminin etkin sanat unsurlarına yer verilmiştir. Müzeye hakim olan alçı üzeri kalem işi desenler, duvarları süsleyen çini panolar, tavan göbekleri, hat, tesip, minyatür ve ebrular 14. 15. ve 16. yüzyıl sanat anlayışını yansıtmaktadır. Amasya'da valilik yapan şehzadeler tarihsel olarak isimlendirildiğinde Şehzadeler Şehri ön plana çıkmaktadır. İşte Amasya'yı öne çıkaran Osmanlı tahtının sultanlarının Amasya'da kesişen kader çizgileri. 1386 Yıldırım Bayezid, 1. Bayezid. 1389-1402 Çelebi Mehmet, 1. Mehmet. 1415-1421 Şehzade Murat, 2. Murat. 1435 Şehzade Ahmet Çelebi. 1438 Şehzade Mehmet Fatih. 1442 Şehzade Alaeddin. 1454-1481 Şehzade Bayezid. 1481-1511 Şehzade Ahmet. 1511-1512 Şehzade Murat. 1538-1552 Şehzade Mustafa. 1557-1558 Şehzade Beyazıt. 1566 Şehzade Murat, 3. Murat. Müzenin alt katında yer alan çini pano 20x20 cm ebatında 150 parçadan oluşmaktadır. Sağlı sollu Rumi desenler arasına yerleştirilen cennet servileri birçoğu genç yaşta hayata veda eden şehzadelerin cennete gittiklerini ifade etmektedir. Üst kattaki çini panoda ise 20x20 ebatında 160 parçalık bir kompozisyon yer almaktadır. Sağ ve solda yer alan lale motiflerinin arasına yerleştirilen hayat ağacı evrenin sıkça değişip geliştiğini, aynı zamanda köklü yerleşme ve kök salmayı anlatmaktadır. Müzedeki halıların tamamı el dokusu, kök boyası kullanılarak yapılmış yün halılardır. Şehzadeler Amasya'da kaç yıl kaldılar? Amasya'yı Osmanlı topraklarına katan Şehzade Yıldırım Beyazıt'tan sonra Amasya'da Sancakbeyi olarak en uzun süreli görev yapan şehzadelerden 2. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Ahmet olmuştur. 33 yıl Amasya valiliği yapmıştır. Şehzade Ahmet'in babası 2. Beyazıt de 27 yıl Amasya'da kalmıştır. Kanunlu Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa 15 yıl, Çelebi Mehmet'in oğlu 2. Murat 6 yıl, Kanunlu Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Beyazıt 4 yıl, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Çelebi Mehmet 3 yıl, 2. Selim'in oğlu Kanunlu Sultan Süleyman'ın da torunu 3. Murat 1,5 yıl, 2. Murad'ın şehzadeleri Ahmet Çelebi, Fatih Sultan Mehmet ve Şehzade Alaaddin bir yılı bulmayan kısa süreli Amasya'da valilik yapmışlardır. Osmanlı tahtına geçen Amasya doğumlu şehzadeler Çelebi Mehmet'in Amasya valiliği sırasında dünyaya gelen oğlu 2. Şehzade Murat ve 2. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Selim, Yavuz Selim Amasya Sarayı'nda dünyaya gelmişlerdir. Bunların haricinde çok sayıda şehzadeler de Amasya Sarayı'nda dünyaya gelmişler ancak Osmanlı tahtına geçme şerefine erişememişlerdir.
Şehzadeler nerede ikamet ettiler? Bugün Saraydüzü mevkii adı verilen ve vali konağının da yer aldığı mevkiler Osmanlı şehzadelerinin ikamet ettikleri yerlerdi. Yazılı kaynaklara ve seyyahların verdikleri bilgilere göre burada çevresi yüksek duvarlarla çevrili, büyük ve geniş bir alana yerleşmiş konaklardan ibaretti. Çelebi Mehmet zamanından özel mülk satın alınmak suretiyle şehzade buraya yerleşmiş ve devlet yönetimini buradan yönlendirmişlerdir. Bu mevkinin havası güzel, kaynak suları bakımından zengin ve Amasya'ya hakim bir yer olması bakımından şehrin kontrol altında tutulmasına için tercih edilmiştir. Bugün de bu mevkinin adı eski günlerin ihtişamını hatırlatır nitelikte olup Saraydüzü adı ile anılmaktadır. Şehzade Ahmet, Şehzade Murat, Şehzade Mustafa, Şehzade Beyazıt ve 3. Şehzade Murat çeşitli tarihlerde Amasya'da valilik yapmışlardır. Bu dönemde birçok alim ve ulema yetişmiş, saray, çeşme, medrese, cami, türbe ve benzeri gibi kalıcı eserlerle Amasya bir kültür merkezi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu eserler günümüze kadar gelerek geçmişe ışık tutmaya devam etmektedir.